Herkese merhabalar ben Yüksel, umarım hepiniz iyisinizdir. Kasım ayının sonuna geliyoruz ve bildiğiniz gibi Kasım ayı Valorant için gerçekten duran geçmişti. Geffenland Aralık içerisinde görebileceğimiz büyük değişikliklerin konu başlıklarını bizlere aktardı. 5 ayrı başlık var ve bunlardan 4'ü gerçekten çok önemli. Kısaca Aralık ayı içerisinde bizi neler bekliyor? Size bunlardan bahsedeceğim. Siz de bu sırada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet, 2 Aralık gecesi Valorant PBA 5.12 yaması yayınlanacak ve bu gerçekten büyük bir yama olacak gibi duruyor. PBA 5.12'de göreceğimiz değişiklikler 13-14 Aralık'ta sunuculara gelmiş olacak. Geffenland 5.12 yamasının güçlü büyük bir yama olacak söylüyor. Bununla birlikte Aralık ayı içerisinde Chamber'a değişiklikler gelecek ve bu değişiklikler zayıflatma şeklinde olacak. Ayrıntıları belli olmasa da Chamber güncellemeleri Chamber nerf'ü Aralık ayı içerisinde gelecek. Bu iki Aralık'ta gelecek PBA 5.12'de de bu nerf'ün ayrıntılarını görebiliriz. Hani bu benim tahminim bir ihtimal diyeyim yani. Chamber nerfinin zaten geleceğini biliyorduk fakat iki ayrı konu daha bulunuyor. Biri harita rotasyonuyla alakalı bu da ne anlama geliyor? Split'in durumuyla alakalı gelişmeler yaşanabilir. Harita rotasyonlarını da son durum olarak paylaşmış kendisi. Hani sadece bir neler oluyor neler bitiyor şeklinde bir ne denir yazı tarzında bir şey paylaşabilirler. Veya büyük bir değişikliğe gidebilirler. Split'i tekrar aktif harita havuzunda görebiliriz. 6. bölümün başında yeni bir haritada oyuna eklenecek bu haritanın geliyor olması şu anki aktif harita havuzundan bir haritanın daha kaldırılacağı anlamına geliyor. Hani Split konusunda bir düzenleme yapma planları varsa yeni harita gelmeden önce Aralık ayı içerisinde Split'i getirip başka bir haritayı oyundan kaldırabilirler. Daha doğrusu aktif harita uzundan kaldırabilirler. Harita konusu dışında Split konusu dışında Smurfler gerçekten çok fazla merak ediliyor. Smurflere çok fazla şikayet geliyor. Smurf raporu adında bir başlık açılmış. Bu da yüksek ihtimalle Smurf raporlama sisteminin oyuna geleceği anlamına geliyor. Sistem şu şekilde ilerleyebilir. Bir yasaklama olacağını zannetmiyor. Ama arka arkaya raporlanan hesaplarda çeşitli kısıtlamalara gidilebilir diye düşünüyorum. Anlayacağınız Smurf'le yenilik değişiklikler gerçekleşiyor ve bu raporlama şeklinde olacak. Hani ben size sadece konu başlıklarını veriyorum çünkü ayrıntılar belli değil. Zaten ayrıntılar geldiği zaman ayrıntılı şekilde konuşuruz. Son olarak 5. başlıkta bir tane Valorant hurafesini araştırıyorlarmış. Fakat bu durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bu konuyla alakalı konuşacak bir şey yok. Açıkçası Aralık ayı içerisinde Deathmatch değişiklikleri görsek, Ölüm Kalım Savaşı değişiklikleri görsek... Bu da fena olmazdı. Anlayacağınız Aralık ayı dolu dolu geçecek. Hem yeni haritamıza ait teaser'lar da görme ihtimalimiz yüksek. 5.12 yaması sağlam bir yama olacak. Chamber değişiklikleri gelecek. Harita rotasyonunda ve split'e dair çeşitli yeni haberler görebileceğiz. Smurf raporlamayla alakalı gelişmeler yaşanacak. Ve bu Valorant e, hurafesi konusunda da çeşitli şeyler göreceğiz. Genel olarak durumlar bu şekilde. Sizin görmek istediğiniz farklı farklı konular varsa bunları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benim genel olarak bahsedeceklerim bu kadar zaten 11.30'da geldi. Ben de dedim hani hemen kısa bir video yapayım. Bu konuda sizi haberdar edeyim. Dolayısıyla söyleyeceğim fazla bir şey de yok. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.